herkese selam. Değerli öğrencilerim permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom derslerimize başlıyoruz. Adının uzunluğu gibi gerçekten bizi uzun soluklu bir iş bekliyor arkadaşlar. Aydın yayının fasükülünü takip edeceğiz. Aman Allah'ım ben de bu fasükül yok hemen sipariş vereyim ya da internetten bulmaya çalışayım gibi uğraşmana gerek yok. Açıklamalar kısmında fasükülün pdf'ine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her başarmak isteyen bir öğrencinin yapacağı ilk iş nedir? Günümüze göre konuşuyorum. O öğrenci konuyla ilgili bir video izler. Gerekirse bazı yerleri not alır. Ondan sonra elindeki fasikül hangisi ise o konuyu kendisi çalışarak konuyu oturtmaya çalışır. Ve öğrendiği konuya kadar, geldiği yere kadar sorular çözerek sindirmeye çalışır. Bizler de ne yapacağız arkadaşlar? Zaten Aydın Yayın'ın fasükülünü takip edeceğiz. Sen de o fasükülü eline alırsan çıktı olarak senden şunu yapmanı istiyorum. Ayça Hoca ne anlatıyor diye videoyu açıp izlemeni gerektiği yerlerde başka bir kağıda not almanı rica ediyorum. Daha sonra fasükülü önüne açıp ben bu dersten neler anlamışım bakalım deyip benim çözdüğüm soruları çözmeye çalışmanı istiyorum. Baktın çözemiyorsun. Baktın bir yerleri kaçırmışsın. İşte o zaman videoyu geri dönüş yapıp eksiğini oradaki açığı kapatmanı istiyorum. Bakın inanın böyle bir çalışma yaparsanız çok etkili bir çalışma olacak. Ama bazı öğrencilerin bana yazıyor ki hocam ben hiçbir şey yapmasam pdf uğraşmasam sadece izlesem olur mu? Olmaz. Sen sadece izleme moduna giriyorsan bir müddet sonra hayal kurmaya başlayacak. Başka şeyler düşünmeye başlayacak. Hatta sıkılacaksın belki uyuyacaksın. O yüzden dersteki etkili süreyi artırabilmek için bazı notlar almanızı tavsiye ediyorum. Ama mutlaka konuyu baştan alıp ben hangi soruları çözmüşüm, Ayça Hoca neler çözdü, neler anlattı bakalım anlamış mıyım deyip kendinizi test etmenizi mutlaka istiyorum fasülümüzde bolca soru mevcut arkadaşlar. Zamanımız kalırsa bilgi sarmal ve e, AYT orijinal AYT soru bankasındaki soruları da çözeceğiz. Daha ne yapalım değil mi? İnşallah güzel bir çalışma olacak. Tabii ki sizlerin de düzenli takibi önemli. Yani ben bu dersten çok güzel bir verim alayım diyorsan günü gününe videoları izlemenizi rica ediyorum. Asla videoları biriktirmeyin arkadaşlar ki ben gerçekten şuna inanıyorum. Her derste öğreneceğiniz mutlaka bir şeyler olacak. Zaman ilerledikçe bağlantıyı da kuracaksınız ve bu işi inşallah halledeceğiz gençler. Çok konuştuk. Vallahi çenem yoruldu. Şimdi hemen derse geçelim. Önce bir derin nefes alayım. Gerçekten bizi uzun soluklu bir iş bekliyor arkadaşlar. Bismillah deyip başlayalım. Toplama yoluyla sayma. Hemen tanımımızı okuyalım. Sadece biri yapılabilen en tane işten. Birincisi K1 farklı biçimde. ikincisi K2 farklı biçimde. Ve eninci iş K'ın farklı biçimde yapılabiliyorsa... Bu işin hepsi birden K1 artı K2 artı K'in farklı biçimde yapılabilir. Ne demek istiyor bize? Şimdi dikkat etmemiz gereken anahtar kelime sadece biri yapılabilen diyor. Mesela bir tane kadın düşünelim. Bu kadının 2 tane farklı pantolonu, 3 tane de farklı eteği olsun. Pantolonla eteği aynı anda giyemez, değil mi arkadaşlar? Yani bunlardan sadece birini giymek zorunda. O zaman 5 tane seçeneği var burada. Çünkü 2 pantolon, 3 tane de etek var. 5 seçenek var. O zaman diyeceğiz ki 5 farklı durum söz konusu. İşte buradaki olayda sadece biri yapılıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka örneğe. Bu sefer de erkek olsun. Erkeğin iki tane gömleği olsun. Üç tane de pantolon olsun. Ve dikkat ederseniz gömlekle pantolonu aynı anda giyebilir. Bak aynı anda giyebiliyor. Ama bu kişinin sadece birinin giymesini istiyoruz. Yani birinin derken Sadece birini giymesini istiyoruz. O zaman burada erkeğin 5 tane seçeneği var toplamda. Yine diyeceğiz ki 5 farklı durum söz konusu. Şimdi buradaki ifadede aynı anda giyemeyeceğini görüyoruz. Çünkü pantolonla eteği üst üste giyemez bu kişi. Fakat burada baktığımızda gömlekle pantolonu aynı anda giyebilir. Ama biz burada sadece bir tanesini giymesini istediğimiz için soru kökünde şöyle ayırt edeceğiz. Soruda diyor ki bize bu erkek pantolon veya gömleği kaç farklı şekilde giyebilir? Demek ki anahtar kelimemiz burada neymiş arkadaşlar? Veya. Burası umarım anlaşılmıştır. Şimdi bazen şuna dikkat ediyoruz. Olay aynı anda mı yapılmış? Aynı anda olmuyor mu? Bazı örneklerde mesela şurada pantolon ve gömleği aynı anda giyebileceğini görebiliyoruz. Ama soruda sadece bir tane giymesini istediğini hangi bağlaçta gösteriyor bize? Veya bağlacıyla. O zaman diyoruz ki evet bu toplama yoluyla sayma. Zaten şurada aynı anda gerçekleşmediğinde toplam, toplama yapman gerektiğini görüyorsun. Yani biz burada şuna takılmayacağız olay aynı anda mı gerçekleşiyor, aynı anda mı gerçekleşmiyor gibi değerlendirmek yerine sorunun mantığını anlamaya çalışacağız. Soru da sana sadece biri anlamına gelen bir ifade mi soruyor? Yoksa buna yakın veya bağlıcını mı kullanıyor? Bu anahtar kelimelerine dikkat edeceğiz. Şimdi çarpma yoluyla saymaya bakalım arkadaşlar. Bakın diyor ki birbirinden ayrık, ardarda yapılabilen, en tane işten birincisi, k1 farklı biçimde ikincisi k2 farklı biçimde enincisi kn farklı biçimde yapılabiliyorsa bu enişin hepsi birden k1 çarpı k2 çarpı kn farklı biçimde yapılabilir. Anahtar kelimelerimiz neler çarpma yolunda? Birbirinden ayrık olacak. Bir kere mesela burada gömlekle pantolon ayrık kümelerdir. Ayrık işlerdir. Ardarda arda yapılabilen e, pantolonla gömleği ardarda arda giyebilirsin. Önce pantolon sonra gömleği giyebilirsin. Bunlar ardarda arda yapılabilen işlerdir. Sorudan şuna dikkat edeceksin. Sorudan yine aynı erkek için konuşursak sana şöyle derse pantolon ve gömleği kaç farklı şekilde giyebilir? İşte anahtar kelimemiz ve'dir arkadaşlar. Hem pantolon hem de gömlek giymesini istiyoruz. Bu anlam çıkar. O zaman olayımız şu. Bakın iki tane gömleğimiz var. Gömlek biri giyiyorsa pantolon biri, pantolon 2'yi, pantolon 3'ü giyebilir. Burada üç durum söz konusudur. G1P1, G1P2, G1P3 3 durum söz konusu. E gömlek iki ile birlikte pantolon bir, pantolon iki, pantolon üçü giyebilir. Burada da üç durum söz konusu. Toplarsak altı durum olur. İşte bu durumları böyle ayrı ayrı yazmak yerine, biz burada çarpma yoluyla saymayı kullanarak diyeceğiz ki 2 tane gömlek var, 3 tane pantolon var ve bağlacı kullandığı için hem pantolon hem de gömlek giymesini istiyoruz. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 oluyor. Bu da bize çarpma yoluyla saymayı veriyor arkadaşlar. Tüm mantık buydu. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Toplama yoluyla saymadan sadece birini biri yapılabilen kelimesi veya anahtar kelimesi. Çarpma yoluyla saymada olayların birbirinden ayrık olduğunu unutmayalım. Bu olayların aynı anda yapılabileceğini ya da ard arda yapılabileceğini unutmayalım ve anahtar kelimelerimizden biri de çarpma yoluyla saymada V'dir arkadaşlar. İşte olayın özünü aslında burada size anlattım. Şimdi sorularımıza geçip pekiştirelim. Bir fotoğrafta ayakta duran 12 kişi, oturan 5 kişi vardır. Buna göre bu fotoğrafta kaç kişi vardır? İşte sen burada toplama yoluyla sayma yapacaksın. Ayakta duran 12 kişi, oturan 5 kişi. Bir kişiden bahsediyorum. Hem ayakta durup hem oturabilir mi aynı zaman içinde? Hayır. İşte bunlar sadece biri yapılabilen işlerdir. O yüzden deriz ki arkadaşlar 12 artı 5'ten bu fotoğrafta 17 kişi vardır. Aslında yaptığımız iş basit. Sen de dersin 12 artı 5 bu. Ama işin özüne indiğimizde bu olaylardan sadece biri yapılabiliyor. Ya ayakta duracaksın ya oturacaksın. Sadece biri var. Şimdi gelelim buraya. Bir sinema salonunda 30 sıra ve her sırada 25 koltuk varsa bu sinemada toplam kaç koltuk vardır? Şimdi burada bir tane sıra var. Bir sıra şöyle diyelim birinci sıra. Kaç tane koltuk varmış? 25 tane. E i̇kinci sırada da 25 tane, 30. sırada da 25 tane. Ne yapıyoruz o zaman? Toplam koltuk sayısını bulmak için bir sırada 25 koltuk varsa, 30 sırada kaç koltuk vardır? 30 çarpı 25 diyoruz. İşte burada da aslında yaptığımız şey çarpma yoluyla saymadır arkadaşlar. Anlaşılmıştır. Tamam, bu örnekler biraz bağlantısız aslında permütasyon konusuyla ilgili ama sadece şunu özümsemenizi istiyorum. Toplama yoluyla mı? Çarpma yoluyla mı? Bunu özümseyin yeter arkadaşlar. Az önceki soruda toplama yoluylaydı. Burada da çarpma yoluyla var. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. 4 tavuk 3 farklı kümesi kaç değişik şekilde konulabilir? Şimdi arkadaşlar elimizde 3 tane kümes var. Birinci kümes, ikinci kümes, üçüncü kümes. Ve elimizde 4 tane tavuk var. 1, 2, 3, 4. Direkt yazıp geçebiliriz ama mantığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Birinci tavuğun gidebileceği 1, 2, 3 tane kümes var. Çarpı, neyse çarpıya girmeyelim şimdi. İkinci tavuğun gidebileceği 1, 2, 3 tane kümes var. Üçüncü tavuğun gidebileceği 1, 2, 3 tane kümes var. Aynı şekilde dördüncü tavuğun da gidebileceği 1, 2, 3 tane kümes var. Arkadaşlar bu işler arda, arda da olabilir, aynı anda da olabilir. Ama her seçenek farklı bir görüntü meydana getirdiği için bizim bunları çarpmamız gerekir. Çarptığımız zaman da 3 üzeri 4 şeklinde farklı durumlar oluşmuş olur. Mesela ben bunu iki örnekle göstermek istiyorum arkadaşlar, küçük örneklerle. Birinci kümes, ikinci kümes. Şimdi az önce ne olmuştu? Şöyle diyelim. Tavuklar şöyle yerleşebilir. Birinci tavuk buraya, ikinci tavuk buraya gelebilir. Tamam mı gençler? Ben şuraya birkaç tane şöyle kare çizeyim. Şimdi. Birinci tavuk burada, ikinci tavuk burada olabilir. İkisi de ikinci kümes olabilir. Ve şöyle de olabilir. Kırmızı tavuk burada, mavi tavuk burada olabilir. Tavuklar birbirinden farklı, kümesler de birbirinden farklı. O yüzden yer değiştirmesini de hesaba katarız. Mesela ben burada ne düşündüm? İki tane tavuk var ve iki tane de kümes var. İşte şurada gördüğünüz üzere 4 durum söz konusudur. Şimdi bunu biraz daha örneklendirelim. Daha doğrusu kısaltmaya çalışalım. Birinci kümes, ikinci kümes. iki tane de tavuk var. Birinci tavuk, ikinci tavuk. İşte şuradaki açıklamayı şöyle yapıyoruz. Birinci tavuğun gidebileceği iki yer var. Çarpı ikinci tavuğun gidebileceği iki yer var. 2 çarpı 2'den 4. Uzun hali de bu şekildedir arkadaşlar. Bilerek 2-2 yaptım kolayca anlatabilmek için. Aynı yorumu isterseniz siz detaylandırıp burada şekiller çizerek oluşturabilirsiniz. Neden çarpma yaptığımızı anlamışsınızdır umarım. Şimdi gelelim diğerine. 4 farklı gömleği ve 7 farklı kravatı olan bir kimse bir gömlek ve bir kravatı kaç farklı biçimde giyinebilir? İşte anahtar kelimemiz. Bu işlemi aynı anda yapmasını istiyor. Evet gömlek yer ve kravat takar. Ard arda yapılabilir bir işlem bu. Aynı anda ya da ard arda fark etmez arkadaşlar. O zaman olayımız şu. Arada V geçtiği için çarpacağız. 4 gömlek var. 7 farklı kravat var. 4 kere 7 28. Birazcık daha basitleştirelim. Bu adamın 2 tane gömleği olsun. Gömlek 1, gömlek 2. 2 tane de kravat olsun. Şöyle olur. Gömlek 1'i giyer. Kravat 1, kravat 2'den 2 durum çıkar. Gömlek 2'yi giyer. Kravat 1, kravat 2, 2 durum çıkar. 2 artı 2'den 4'tür. Aslında burada 2 gömlek var, 2 kravat var. Araya V geldiği için çarpıyoruz demiştik. 2 çarpı 2'den 4 olur. Bu da onun kısa çözümüdür arkadaşlar. Ben burada 2 gömlek, 2 kravat diyerek olayı biraz daha basitleştirip anlatmaya çalıştım. Gelelim diğerine. 6 çift ayakkabısı olan bir bayan her gün bir gün öncekini giymemek koşuluyla 6 günde kaç farklı seçim yapabilir? Bize ne demiş? Giymemek demiş. Burası önemli arkadaşlar. O zaman olaya şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet elinde 12 tane tekli ayakkabı var. Bunlar da bize yan yana bir çifti vermiş olsun. Tamam mı gençler? Mesela bu kişi Şöyle diyelim birinci gün, ikinci gün, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gün. Bu kişi bu ayakkabıyı giymiş olsun ilk gün. Ama ilk gün altı tane ayakkabısı olduğundan, altı çift ayakkabısı olduğundan altı tane seçim yapılabilir. O yüzden ben buna şöyle diyorum. Birinci gün altı farklı seçim yapabilir. Ve ilk gün şu ayakkabıyı giymiş olsun arkadaşlar. İkinci gün bu ayakkabıyı tekrar giymeyeceği için geriye kalan 5 ayakkabıdan birini giymesi gerekecek. O zaman 5 diyorum. Bu sefer de ikinci gün arkadaşlarım şu ayakkabı çiftini giymiş olsun. Üçüncü güne gelince ikinci gün giydiği ayakkabıyı giymeyeceği için yine elinde 5 tane ayakkabı, 5 çift ayakkabı olacak. 5'inden birini seçecek 5 farklı durum söz konusu. Mesela şu çifti seçmiş olsun 3. gün. Bu sefer de arkadaşlar Dördüncü güne geldiğinde bu ayakkabı çiftinin giyemeyeceği için geri kalan 5 çift ayakkabıdan birisini seçecek 5 farklı durum söz konusu. Artık anlaşıldığını düşünüyorum. İlk gün dışında giyebileceği hep 5 durum vardır. Bunları çarpıyorum arkadaşlar. 6 çarpı 5 üzeri 5. 5 üzeri 5 istenilen durumdur. Bu kadar seçim yapabilir olur arkadaşlar. İşte bu işlemler de ard arda yapılabildiği için çarpma yoluyla saymaya girmektedir. Geldik buraya. 12 kişilik yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak ne diyor? Bir başkan seçilecek, başkan yardımcısı, sekreter. Hemen şöyle diyelim. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter. 12 kişiden e, bir kişi seçeceğim. Yani 12 kişinin 12'si de başkan olabilir, değil mi arkadaşlar? Bir kişiyi seçtik. Kaldı 11 kişi. E 11 kişi içerisinden bir tane başkan yardımcısı seçeceğim. 11 farklı kişi olduğundan 11 durum söz konusudur. Bir kişi daha seçtik. Kaldı 10 kişi. Yani 2 kişi seçildi. 12 2'den 10 kişi kaldı. Bu 10 kişi içerisinden de 10 farklı seçim yapılabilir. İşte sekreter olma durumu. Fark eder mi? Şöyle fark, yani fark etmez. Olaya nereden başladınız bu soruda fark etmez. Mesela önce sekreter seçmeye çalışırsın. 12 durum söz konusu. Sonra başkan seçmeye çalışırsın. 11 durum söz konusu. Sonra 10 kişi kalır. 10 kişi içerisinden de başkan yardımcısı seçmek istersin. 10 durum söz konusu. Sonuç değişmiyor yani arkadaşlar. Yani cevap 12 çarpı 11 çarpı 10 ard arda gelebilecek olaylardır ve çarpma yoluyla sayma yaparız. Evet gelelim klasik soru tarzlarından birine. A ile B kentleri arasında 5 değişik yol, B ile C kentleri arasında 3 değişik yol vardır. Bunu şematize edelim mi arkadaşlar. A, B, C. Burada 5 tane yolumuz var. Burada da 3 tane yolumuz var. Şimdi A şıkkından başlayalım. A'dan C'ye kaç değişik yolla gidilebilir? Arkadaşlar bakın, A'dan B'ye, B'den e, geçmek koşuluyla tabii ki A'dan B'ye 5 farklı yol vardı. B'den C'ye de 3 farklı yol var. Dolayısıyla 15 durum söz konusu. Neden çarptık? Mesela örneklendirelim. Arkadaşımız A'dan B'ye giderken bu yolu seçmiş olsun. B'den C'ye gidebileceği kaç durum var arkadaşlar? 1, 2, 3. Yani biz bunları numaralandırır, numaralandırırsak. Mesela bu K yolu olsun. 1, 2, 3 yolu olsun. Bu kişi şöyle gidebilir. K1, K2, K3. Burada 3 durum söz konusu. Bu adam M yolunu seçiyorsa o zaman da M1, M2, M3 olacak. Yine 3 durum söz konusu. Bu adam N yolunu seçebilir. O zaman da N1, N2, N3'ten 3 durum söz konusu. Buradaki her bir yol için 3 durum söz konusu. 5 tane yol var. 5 çarpı 3'ten 15 durum söz konusu olur arkadaşlar. Burada çarpma yoluyla sayma yapıyorum. Arda arda bu işlemler yapılabiliyor arkadaşlar. Yani bunları artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Şuraları silelim. Açıklamalara gerek yok. Nasıl düşündüğümüzü göstermiş olduk. Gelelim B şıkkına. A'dan C'ye kaç değişik yolla gidip dönebilir? Şimdi A'dan C'ye gittiğinde zaten 5 çarpı 3'tü değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde düşünmeye devam ediyoruz. C'ye geliyor hani gidip dönebilir diyor ya. C'den de A'ya gelecek bu kişi. Bu sefer de C'den B'ye gelirken 3 farklı yol var. B'den C'ye B'den A'ya gelirken de 5 farklı yol var arkadaşlar. B'nin cevabı da budur. Çarpabilirsin. Kullanılan yolu bir kez daha kullanmamak koşulu ile A'dan C'ye kaç değişik yolda gidip dönülebilir? Arkadaşlar tamam A'dan C'ye giderken 5 çarpı 3 farklı yol var. Dönüşte kullandığı yolu kullanmayacak. Dolayısıyla şuradan bir yol buradan bir yol sileceğim. O zaman geriye burada 2 yol. Burada da 4 yol kalıyor. O zaman diyeceğiz ki 2 çarpı 4. Olay bitti arkadaşlar. Tüm ifadeler bunlar. Testimizde de bu tarz sorular var. Onları da çözeceğiz. Geldik buraya. Bir kişinin farklı 6 çift eldiveni vardır. Bu kişi birbirine uymayan bir sağ ve bir sol tek eldiveni kaç farklı şekilde seçebilir? Bak ne diyor sana? Birbirine uymayan diyor. Eldivenleri giyecek ikisi de farklı olacak. Şöyle düşün. 6 tane eldiven var. Birinci çift, ikinci çift, 3, 4, 5, 6. çift. Bu adam sol eline eldiven seçecek. Sollardan 6 tane seçeneği var değil mi? Şuraya sol diyelim, buraya sağ diyelim. Bu 6 tane tekli eldivenden bir tanesini seçecek. 6 durum söz konusu. Mesela şu eldiveni seçti. Sağ eldivenin farklı olacağı için onun eşini seçemez. O zaman da sağ el için 5 tane eldivenden bir tane pardon 5 tanesini 5 tane eldivenden bir tane seçeceği için 5 farklı durum söz konusu. Bunu da seçebilir bunu da bunu da bunu da bunu da yani 5 durum söz konusu 6 çarpı 5'ten cevap 30 olur arkadaşlar. İşte buradaki işlemde ardarda arda yapılabilen bir işlemdir. Mesela örnek verelim. Bu adam şu bir numaralı ilk başta şuydu. Bir numaralı eldiveni seçti diyelim. Şurada mavi 2 olsun. 3, 4, 5, 6. Bu adam 1, 2. Hatta şu bir kırmızı yazalım. Burası sol, burası sağ olsun arkadaşlar. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 şeklinde ne oldu? 5 durum söz konusu oldu. Şimdi bu adam 2 numaralı sol eldiveni seçseydi o zaman diyecektik ki 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 5 durum söz konusu. Çünkü eşini giymeyecek. Soldaki her eldiven için 5 durum söz konusu olacak. Solda 6 tane eldiven var. 6 çarpı 5'ten bize 30'u verir arkadaşlar. Devam edelim. Bir arkadaş grubunda herkes birbirine fotoğrafını vermiştir. Toplam 210 fotoğraf el değiştirdiğine göre grup kaç kişiliktir? Klasik bir sorudur arkadaşlar. Bunu e, rahatça anlayabilmeniz için iki farklı şekilde anlatabilirim. Mesela birincisi bir numaralı kişi, iki numaralı kişi, üç numaralı kişi deyip bir basitleştirelim. Mesela bir numaralı kişinin kendi fotoğrafını mavi renkmiş gibi gösterelim. İki numaranınki kırmızı, üç numaranınki de siyah olsun arkadaşlar. Zaten herkes birbirine fotoğrafını veriyorsa bu fotoğraflar birbirinden farklı demektir. Şimdi bakın 3 numaralı kişi ne yapacak? fotoğrafını bir ve iki numaralı kişilere verecek. Şimdi iki numaralı ne yapacak? Fotoğraflarını 1 ve 3 numaralı kişiye verecek. Geldik bir numaralıya. Bir numaralı ne yapacak? Fotoğrafını iki ve üç numaralı kişiye verecek. Şimdi sor, ıı, durum şu. Üç numaralı kişi farklı fotoğraflar almış. iki numaralı kişi birbirinden farklı fotoğraflar almış. Bir numaralı kişi de farklı fotoğraflar almış. O zaman buradaki durum nedir? 2 artı 2 artı 2'den 6'dır. Bir başka değişi şöyle de anlatabilirim. Bir numaralı kişi fotoğrafını 2 ve 3'e verecek. 2 numaralı kişi fotoğrafını 1 ve 3 numaralıya verecek. 3 numaralı kişi de 1 ve 2 numaralıya verecek. Fotoğraflar birbirinden farklı olduğu için oluşan sonuçlar birbirinden farklı olacak. O yüzden 6 durum söz konusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum söz konusu. Buradan şunu anlayalım. Her bir kişi 2 kişiye fotoğrafını veriyor. Burada 1 kişi 2 kişiye fotoğrafını veriyorsa 3 kişi kaç kişiye fotoğraf vermiş olur toplamda? 3 kere 2'den 6 durum söz konusu. Toplam kişi sayısı 3, 2'de nedir? Kişi sayısının 1 eksiğidir. O zaman genelleştirirsek toplam kişi sayısı ne? bir eksiği kadar fotoğraf dağıtacağı için öyle diyelim. Ne olacak arkadaşlar? Bu bu kadar fotoğraf el değiştirmiş olacak. İşte biz bunu 210'a eşitliyoruz. 210'u 3 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde yazarsak 14 çarpı 15 olur. O zaman neyimiz 15 burası da 14'ten buradaki grubun 15 kişilik olduğunu buluruz. Şimdi bu soruyu unutmayın. Hemen diğer soruya bakalım. Bir yönetim kurulu toplantısında herkes birbirinin elini sıkmıştır. Toplam 66 el sıkışma olduğuna göre kurulda kaç kişi vardır? Şimdi az önceki sorunun mantığıyla hareket ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Yine 3 kişi üzerinden hareket edelim. Burada birinci kişi, ikinci kişi, 3 numaralı kişi diyelim. 1 numaralı kişi geldi buraya. Ne oldu? 2 numaralı ve 3 numaralı kişiyle el sıkıştı. Sonra 2 numaralı kişi geldi buraya. 1 numaralı 3 numaralıyla el sıkıştı. Sonra 3 numara geldi buraya. 1 numara 2 numarayla el sıkıştı. Ve ne oldu? Şöyle bir durum oldu. Zaten 1 ile 3 burada tokalaşmıştı. Buraya gelince tekrar tokalaşmış oldu. Ya da 2 ile 1 burada tokalaşmıştı. Buraya gelince tekrar tokalaşma oldu. Toplam 66 el sıkışma olduğuna göre aslında bize demek istiyor ki farklı el sıkışma olduğuna göre burada kaç kişi vardır? Burada her bir kişi 2 kişiyle el sıkışıyor. 1 kişi 2 kişiyle el sıkışıyor. 3 kişi toplamda 3 kişi var. Kaç kişiyle el sıkışır? 3 çarpı 2'den 6 kişiyle el sıkışır. Fakat buradaki her bir kişi 2 kere el sıkıştığından arkadaşlar bu 3 çarpı 2 bölü 2'den yani bölü 2 demek zorundayız. Cevabı 3 buluyoruz. 3 kişi 3 farklı şekilde el sıkışır oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı mantıklı hareket edelim. Burada en tane kişi var. Bu en kişi bir kişi ne olacak? Toplam en kişi olduğu için dışarı buraya gelecek bir kişi bu grupta en eksi bir tane kişi olacak. Bir kişi en eksi bir kişiyle el sıkışıyorsa en kişi de n-1 n çarpı n-1 kişiyle el sıkışmış olacak. Fakat burada birbirleriyle iki kere el sıkıştığı için bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. İşte bu ifade 66'ya eşitmiş. n çarpı n-1 ben bunu 11 çarpı 6 şeklinde yazmak istiyorum. 6 kere 2 12 o zaman neyi 12 burayı da 11 olarak bulduğumuzda buradaki e, toplam kişi sayısının 12 olduğunu buluruz arkadaşlar. Üniversitede şöyle olur. Bütün bayramlarda falan bayram bitince özellikle biz o zaman giderdik. Ee, en geniş alan neredeyse fakültenin içinde bütün akademisyenler orada U şeklinde toplanır. Başlarlar en baştan. En baştan teker teker birbirlerini el sıkışarak bayramını kutlarlar. Sonra karışıklık olmasın, tekrar el sıkışma olmasın diye bu el sıkan hoca, akademisyen hocamız Gider odasına ya da kenara çekilir, diğerleri birbirleriyle tokalaşmaya devam eder. Böylelikle aynı kişi iki kere tokalaşmamış olur. Anladınız mı arkadaşlar? Yani üniversitede bizim fakültede böyleydi, birbirlerinin geçmiş bayramlarını kutlarlardı. Tekrardan aynı kişiyle tokalaşmamak için oradaki akademisyen hocamız tokalaştıktan sonra gruptan ayrılıyor, kenara geçiyor, diğerleri tokalaşma bitene kadar devam ediyordu. Böyleydi. Ya güzel günlerdi. Şimdi en önemli soru tiplerine geldik arkadaşlar. Bu soruda mesela 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak durumlar istenmiş, rakamları farklı dememiş. Buradaki soruda 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak rakamları farklı demiş. Bu sefer burada farklı düşüneceğiz. Burada da işin içine sıfır girdiğinde ve rakamları farklı olduğunda nasıl düşünüyoruz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız hemen başlamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? A şıkkından başlayalım. 3 basamaklı dediği için 3 tane çizgi çizdim. Rakamları farklı dememiş. O zaman yüzler basamağına hangi rakamlar gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 rakamın 5'i de gidebilir. Bu 5 rakam yüzler basamağına gelebileceği için 5 durum söz konusudur. Peki onlar basamağına ne gelebilir? Rakamları farklı demediğinden, buraya yazdığım rakam hangisi ise onu tekrar yazabildiğimden. Ne kadar rakam varsa burada 5 rakam, 5 rakamın 5'i de gelebilir. Aynı şekilde arkadaşlar birler basamağına da aynı rakamlar gelebildiğinden 5 durum söz konusudur. Toplamda 125 sayı yazılabilir. Şimdi gelelim B şıkkına. 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabilir? 3 basamaklı dediği için 3 tane çizgi çiziyorum. Çift dediğinden birler basamağının çift olması gerekiyor. Peki 1 2 3 4 5 rakamlarından kaç tanesi çift arkadaşlar? 2 ve 4 çift değil mi? O zaman birler basamağına gelebilecek 2 ve 4'ten dolayı 2 sayı vardır. Mesela ben birler basamağında 4'ü kullanmış olayım. Fark eder mi? Fark etmez. Rakamları farklı demediğinden burada herhangi bir rakamı silmemize gerek yok. Şurayı tekrar alalım. Diller basamağına 2-4 rakamı gelebildiğinden iki durum söz konusudur. Yüzler basamağına rakamları farklı demediği için bu 1-2-3-4-5 rakamından 5'i de gelebilir. Onlar basamağına da rakamları farklı demediği için 1-2-3-4-5 rakamından 5'i gelebilir. 5 durum söz konusudur. Burada toplam çarptığımızda 50 sayı yazılabildiğini görüyoruz. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. 3 basamaklı 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir? Sayının 5 ile bölünebilmesi için biller basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Bu rakamlar içinde sadece 5 var. O zaman biller basamağına gelebilecek sayı sadece 5'tir. Yani bir durum söz konusudur. Diğer taraflarda arkadaşlar rakamları farklı demediği için soruda kaç tane rakam verdiyse bu 5 beş rakamın 5'i de gelebiliyor. Neden böyle bir cümle kurdum? İçerisinde sıfır yok. Ne kadar rakam verdiyse onların hepsi buraya gelebilir. Rakamları farklı demediğinden bu 5 beş rakamın 5'i gelebilir. Çarptığımda 25 durum söz konusudur. Yani 3 basamaklı 5 ile bölünebilen 25 tane sayımız varmış. Gelelim D şıkkına. 3 basamaklı 300'den küçük kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar zaten rakamlar içerisinde 0 yok. Hani mesela burada 0 olsaydı şöyle düşünebilirdik. Rakamları farklı dememiş ya. Mesela bu sayı direkt 300 olabilirdi. Bunu düşünemiyoruz. Neden? 0 yok içerisinde sıfır olmadığı için böyle bir durum düşünmüyoruz. Şimdi 300'den küçük dediği için arkadaşlarım mesela buraya 3 gelseydi diğer rakamlar ne olacak? 311 en küçük yazabileceğim 3 ile başlayan 311 oluyor. Yani her halükarda 3 ile başladığında 300'den büyük bir sayı meydana geliyor. O yüzden arkadaşlarım yüzler basamağına gelebilecek sayılar 300'den küçük olabilmesi için 1 ve 2 rakamlarıdır. Yani iki rakam gelebilir. İki durum söz konusudur. O zaman onlar basamağı için rakamları farklı demediğinden kaç tane rakam varsa bu kadar. 5 rakam var. 5 beş rakamın 5'i de gelebilir. Birler basamağı içinde rakamları farklı demediğinden 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından 5 durum var. 5'i de gelebilir arkadaşlar. Çarptığımızda bize 50 verir. Demek ki. Bu rakamlar kullanılarak 3 basamaklı 300'den küçük 50 tane sayı yazılabiliyormuş. Rakamları farklı deseydi o zaman ne olurdu? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 rakamlarını kullanarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? 3 basamaklı diyor 3 tane çizgimi çizdi. Rakamları farklı diyor. Şimdi yüzler basamağına Neler gelebilir? Buradaki sayıların hepsini yazıyorum. Bu 5 beş rakamın 5'i de gelebilir. Mesela ben burada 3'ü kullandım. Geldik buraya. Rakamları farklı dediği için yüzler basamağına hangi rakamı kullanıyorsam onu siliyorum. Geriye hangi rakamlar kaldı? 1 2 4 5. Bu 4 rakamın 4'ü gelebilir. Mesela burada da 5'i kullandım. Geriye arkadaşlar 1, 2, 4 rakamı kaldı. Bu 3 rakamdan 3'ü gelebilir. Yani 60 durum söz konusu. Şimdi gelelim B'ye. Biz ne bulduk? Rakamları farklı. 3 basamaklı yazılabilecek sayılarımız 60'mış arkadaşlar. Kaç çift sayı yazılabilir? Ama şöyle. Rakamları farklı. 3 basamaklı çift sayılar. Şimdi bu sayının çift olabilmesi için çift sayılarıma bakıyorum. 2 ve 4 rakamlarıdır. Binler basamağına bu çift sayılardan biri gidecek. Peki binler basamağı için konuşursak bu iki rakamın e, buraya yazılma durumu var. Yani 2 de yazılabilir, 4 de yazılabilir. O zaman iki durum söz konusudur. İki rakam iki şekilde yerleşecek buraya. Şimdi mesela ben burada 4 rakamını kullandım diyelim. Geriye hangi rakamlar kaldı? 1, 2, 3, 5. Bu 4 rakamın 4'ü buraya gelebilir. Mesela burada da 1'i seçtik diyelim. Geriye hangi rakamlarım kaldı? 2, 3, 5. Bu üç rakamın 3'ü buraya gelebilir. Burada toplamda rakamları farklı. 3 basamaklı 24 tane sayı yazılabilirmiş arkadaşlar. Şuraya da 24 diyelim. Gelelim C şıkkına. 5 ile bölünebilen kaç sayı yazılabilir? Rakamları farklı. 3 basamaklı ve 5 ile bölünmesini istiyorum. O zaman binler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Burada 0, 5'ten hangisi var? Sadece şu var. O zaman binler basamağına sadece 5 yazabiliriz. Bir durum söz konusudur. Gelelim yüzler basamağına. Ben bu 5'i binler basamağında kullandım. Rakamları farklı dediği için sildim. Geriye 1, 2, 3, 4 rakamı kaldı. Bu 4 rakamın 4'ü de buraya gelebilir. Sonra mesela 4'ü kullandık diyelim. Geriye 1, 2, 3 rakamında 3'ü gidebildiği için 12 sayı yazılabilirmiş arkadaşlar. Gelelim D şıkkına. Rakamları farklı 3 basamaklı sadece 1 basamağında 2 olan kaç sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar 2 yüzler basamağında olabilir. 2 onlar basamağında olabilir. 2 birler basamağında olabilir. Yani 2'nin gidebileceği 3 yer vardır. O zaman ben burada bir tanesini hesaplarım. 3 ile çarparım. Ve istenilen sonucu bulurum. Şimdi bakın. 2 yüzler basamağına gelecekse bir durum vardır. 2'yi sildik. Geriye 1, 3, 4, 5 rakamı kaldı. Bu 4 rakamın 4'ü buraya gelebilir. 3'ü kullandık diyelim. Geriye 1, 4, 5 rakamı kaldı. Bu 3 üç rakamın 3'ü buraya gelebilir. 12 durum söz konusudur. Bakın 2 rakamı yüzler basamağındayken 12 durum söz konusu. Onlar basamağındayken de 12 durum söz konusu. Birler basamağındayken de 12 durum söz konusu. Başında ne dedim? 2'nin gidebileceği 3 yer var. O zaman bir tanesini bulup 3 ile çarpmamız yeterli. 12 çarpı 3'ten Cevap 36 gelir arkadaşlar. Bunu da 12 bulmuştuk. Şimdi buradaki sayı 3 basamaklı değil de 5 basamaklı olsaydı o zaman nasıl düşünecektik? 3 basamakta girebileceği 3 yer varsa bu iki rakamının 5 basamaklı da gidebileceği 5 yer vardır. O zaman da sonucu 5 ile çarpacaktık. Şimdi E'ye bakalım arkadaşlar. 300'den küçük kaç sayı yazılabilir? Rakamları farklı, 300'den küçük. Arkadaşlarım o zaman buraya gelebilecek 1 ve 2 rakamları vardır. 2 durum söz konusudur. Mesela ben burada 1'i kullandım diyeyim. O zaman onlar basamağı için 2, 3, 4, 5 rakamdan biri gidecek. 4 rakam gidebilir, 4 durum söz konusudur. Mesela burada 4'ü kullandık diyelim. Şuraya baktığımızda 2, 3, 5 rakamı kalıyor. Bu üç rakamın üçü de buraya gelebilir. 24 cevabımızdır. 300'den küçük 24 tane sayı yazılabilir. O zaman arkadaşlar 300'den büyük kaç tane sayı yazılabilir dersek ne olur? Burada 300'den küçük rakamları farklı 24 tane dedik. 300'den büyük dersek de 3 basamaklı rakamları farklı 60 tane sayı yazılabiliyordu. 60 24 dediğimizde cevabı 36 olarak 300'den büyük sayıları bulmuş oluruz. Rakamları farklı 3 basamaklı 300'den küçük kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi geldik F şıkkına arkadaşlar. 3 basamağımı çiziyorum. 3 basamağımı çizdim. Çift istiyorum ve 300'den küçük istiyorum. Şimdi eğer biz buraya 2-4 rakamlarından birini seçersek arkadaşlar buraya bir rakamının gelmesi gerekir. Evet buraya bir rakamının gelmesi gerekir. Az önce en şıkkında 300'den küçük sayıları hesaplamıştık. Ve bu durumda yüzler basamağı için 1 ve 2 gelebilir demiştik. Şimdi bize çift sayı diyor ya 2 bir çift sayı olduğundan 2'nin birler basamağında olma durumunu ve yüzler basamağında olma durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada 2 olursa ne olur? 1 ve 2 olursa ne olur? O zaman 4 şurada olması lazım. Çünkü çift sayıların 2 ve 4'tür burada. Şu sayıların üzerine bir silelim. 2 ve 4'tür. Bakın 2'nin binler basamağında olma durumu, yüzler basamağında olma durumunu inceleyeceğiz. Şimdi 1 yüzler basamağında olacaksa bir durum vardır. 2 ve 4 birler basamağına gidebildiği için 2 sayı olduğundan 2 durum vardır. Ben yüzler ve birler basamağına toplamda 2 tane rakam yerleştirdim. Elimde 5 tane rakam var rakamları farklı dediği için bu ortaya kalan 3 rakamdan biri gelecek. Yani 3 durum söz konusu. Şimdi şuraya bakalım. Yüzler basamağına 1 ve 2 gelecek. Gelebilir. O zaman bu iki rakamın ikisi gelebilir. Çift olabilmesi için de 4'ün birler basamağında olması gerekir kesinlikle. Burada bir durum söz konusu. Toplam 5 rakamın ikisini buraya yerleştirdik. Geriye 3 rakam kaldı. 3 durum söz konusudur. Buradan 6 çarpı pardon 6 artı 6'dan ne gelir? 12. Ama bir şeyi eksik düşündük arkadaşlar. Şöyle bir düşüneyim. Hayır bir eksik düşünmedik tamam. Cevap 12 arkadaşlar. Ee, bir an farklı düşündüm. Devam edelim. F'yi de 12 bulduk. Evet. Rakamları farklı diyordu zaten. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bakın. Bizim çözdüğümüz bu iki soruda biri normal rakamları farklı dememiş. Birinde de rakamları farklı demiş. Şimdi aynı yorumları işin içine sıfır girdiğinde nasıl yapıyoruz bunu göstermeye çalışacağım. Bu sefer demiş ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarını kullanarak rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? A şıkkından başlıyorum. 3 basamaklı diyor. Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı olduğunda yüzler basamağında kesinlikle rakam yazmalıdır. Sıfırdan farklı rakam yazmalıdır. Bu sıfır yüzler basamağına gelemez. O zaman yüzler basamağına gelebilecek sayılarımız işte bu 6 rakamdır. 6 rakamın 6'sı da gelebilir. Şimdi arkadaşlar rakamları farklı diyordu. Mesela ben yüzler basamağına 5'i kullanmış olayım. Artık sıfırı onlar ve birler basamağında kullanabildiğim için üzerindeki çizgiyi sildim. Alt 5'i kullandık. Buraya gelebilecek sayımız 0, 1, 2, 3, 4, 6 rakamlarıdır. Toplamda 6 tane rakam var. 6'sı da gelebilir. Devam ediyorum. Mesela burada 4 rakamını kullandık. Bu sefer de binler basamağına gelebilecek rakamlar 0, 1, 2, 3, 6'dır. Toplam 5 rakam var. 5'i gelebilir. Yani 180 sayı yazılır. Bir başka yolu daha var arkadaşlar. Mesela bazen bu yol çok daha çabuk sonuca götürebilir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Yüzler basamağına sıfır gelebilme durumunu düşünün. Yani orada sıfır değilmiş de başka bir sayı varmış ya da harf varmış gibi düşünün. Kaç farklı sıralama olur gibi düşünün. Mesela Burada kaç tane rakam var? 7 tane. 7 rakamın 7'si buraya gelebilir. Örneğin ben burada 4'ü kullandım diyelim. Rakamları farklı diyor ya bir tane sileceğim. Geriye 6 rakam kaldı. 6 rakamın 6'sı da gelebilir. Mesela 3'ü kullandım. Geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamın 5'i de gelebilir. Fakat burada yazdığım tüm durumlar içerisinde başı 0 olan sayılar da vardır. Ben bunu istemiyorum. 3 basamaklı olabilmesi için yüzler basamağının sıfır olmaması gerekir. İşte arkadaşlar bunu da şöyle ifade ediyorum. Toplamda 7 tane rakam var. Sayı olabilmesi için bu 7 rakamın 6'sının yüzler basamağına gelme durumunu inceleyeceğiz. Yani 6 bölü 7'sini inceleyeceğiz. Bakın 7 rakam var. 7 rakamın 6'sı birler basamağına pardon yüzler basamağına gelebilir. O yüzden bulduğum bu ifadeyi 6 bölü 7 ile çarparak Bakın 7'ler sadeleşir. 6 çarpı 6 çarpı 5'ten yukarıdaki sonucun aynısını verir. Bu da bir başka yoldur arkadaşlar. Şimdi gelelim B şıkkına. Kaç tek sayı yazılabilir? Rakamları farklı. 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir? Tek diyor. Arkadaşlar buradaki sayılardan tek olanları bulalım. 1, 3, 5. 3 tane tek sayımız var. O zaman Binler basamağına gelebilecek 3 rakam olduğu için 3 durum söz konusudur. Mesela ben burada 3'ü kullandım. Şimdi başa yani yüzler basamağına 0 gelemeyeceği için arkadaşlar buraya gelebilecek rakamlar 1 2 4 5 6'dır. 5 tane rakam var. 5 durum söz konusudur. Mesela ben burada 5'i kullandım. Artık 0'ı kullanabilirim. 0'ı kullanabildiğimden Geriye kalan rakamlarım 0 1 2 4 6'dır. 5 durum söz konusudur. Buradan da 75 tane sayı yazılabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Burası 180. B'yi de 75 bulduk. Evet. Gelelim C şıkkına. Kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, burada 0'ın birler basamağında olma durumunu inceleyeceğiz. Bir de Olmama durumunu inceleyeceğiz. Mesela sıfır burada olursa sıfır buraya geldi. Bir durum söz konusu sıfırı kullandığımızdan siliyorum. Rakamları farklı diyor. Geriye hangi rakamlar kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamı kaldı. Bu 6 altı rakamın altısı yüzler basamağına gelebilir Mesela 5 geldi diyelim. Geriye 1, 2, 3, 4, 6 rakamı kaldı. Bu 5 beş rakamın 5'i de buraya gelebildiğinden 30 durum söz konusudur. Şimdi sıfırın binler basamağı olma durumunu inceledik. Amacımız 3 basamaklı rakamları farklı kaç çift sayı yazılır. Şimdi ikinci durumunu inceleyelim. Bu sefer binler basamağı 0 değil. Diğer çift sayılarımız 2, 4, 6'dır. Şimdi arkadaşlar bu 3 üç rakamın 3'ü de birler basamağına gelebilir. Mesela biz burada 6'yı kullandık. Yüzler basamağına geldik. Yüzler basamağında 0'ı kullanamıyoruz. O zaman buraya gelebilecek rakamlar bunlardır. Yani 5 rakamın 5'i de gelebilir. Mesela 4'ü kullandık. Artık 0'ı onlar basamağında kullanabiliriz. Buraya geri kalan 0, 1, 2, 3, 5 rakamlarından toplamda 5 rakamın 5'i de gelebilir. Burada 75 durum söz konusudur. Yani rakamları farklı. Ee, 3 basamaklı kaç çift sayı yazılabiliyormuş? 30 artı 75'ten 105 sayı yazılabiliyormuş. Umarım anlaşılmıştır. Peki biz burada ne yaptık arkadaşlar? Rakamları farklı. işin içinde 0 varsa ve çift sayı soruyorsa 0'ın birler basamağında olma durumunu ve olmama durumunu inceleyip topladık. Gelelim D şıkkına. 500'den küçük, pardon, 500'den büyük kaç çift sayı yazılabilir? Şimdi zaten rakamları farklı demiş. Yani 5 ile başlayan bütün sayılarımız 500'den büyük olacak o zaman arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela 501 yazacağım en küçük rakamları farklı 5 ile başlayan 501 olur. O zaman madem öyle şöyle düşüneceğiz. Yüzler basamağı 5 ve 6 rakamını alabilir. İki durum söz konusudur. O zaman burada 5'i kullandığımızı düşünelim. Geriye toplam 7 rakamdı. Bir tanesini buraya yerleştirdim. 6 rakam kaldı. 6 Altı rakamın 6'sı da buraya yerleşebilir. Mesela 3. Geriye 5 rakam kaldı. 5 beş rakamın 5'i de buraya yerleşebilir. Buradan cevap 60 gelir arkadaşlar. 500'den büyük 60 tane çift sayı yazılabiliyormuş. 60 diyelim. Burası da 105. İşlem hatası yapmadıysak böyle. Şimdi gelelim E şıkkına. 450'den büyük, 650'den küçük kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar burada birazcık ince düşünmeliyiz. Şimdi 450'den büyük olacaksa olaya şöyle bakalım. Burası 4, burası 5, 6 olduğu durumu inceleyeceğiz. O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum. Yüzler basamağında 4 gelme durumu bir keredir. Yani buraya sadece 4 gelebilir. Onlar basamağına 5 ve 6'dan biri gelecek. İki sayının ikisi de gelebildiği için iki durum söz konusudur. Ben burada 5'i kullandım diyelim. Şimdi arkadaşlar yüzler basamağında 4'ü kullandım. Onlar basamağında 5'i kullandım. Geriye hangi rakamlar kaldı? 0, 1, 2, 3, 6. Geriye 5 rakam kaldı. 5 beş rakamın 5'i gelebilir. 10 durum söz konusudur. Ama buraya kocaman bir yıldız yapıyorum. Burada yazdığım sayılardan biri de 450'nin kendisidir. Bakın 4, 5, 0. Biz 450'den büyük olsun istiyoruz. O yüzden bu 10 sayıdan biri çıkardığımızda 9 tane yazılabildiğini görüyoruz. Şimdi ben yüzler basamağının 4 olma durumunu inceledim. 5 olabilir, 6 olabilir buna bakacağız. O zaman iki durum söz konusudur. Mesela ben burada 5'i kullandım diyelim. Geriye 6 rakam kalıyor. 6 rakamın 6'sı da buraya gelebilir. Mesela 3'ü kullandık. Geriye 5 rakam kalıyor. 5 rakamın 5'i de gelebilir. O zaman burada cevap ne geliyor? 30-60 E'nin cevabı 60 artı 9'dan 69 oluyor arkadaşlar. Yani da tam yaptım diye düşünüyorum şimdi. E 450. Ah tamam hata yaptım. Neden hata yaptım? Çünkü ben ne yaptım? Direkt 450'den büyük sayıları hesapladım. Hemen topluyorum arkadaşlar. Şöyle 450'den büyük 650'den küçük. Şurayı sileceğim. Tamam bu da ayrı bir soruymuş gibi düşünebilirsiniz. Ben direkt 450'den büyük sayıları hesaplamış oldum. 650'den küçük diyor. Şimdi devam edelim. Şuraya 5 rakamı gelirse bir durum söz konusu. 5'i sildik arkadaşlar. Geriye 6 rakam kaldı. 6 rakamın 6'sı gelebilir. Mesela 3'ü kullandık. Geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamın 5'i gelebilir. Cevap 30 olur. Şimdi buranın 6 olduğunu düşünelim. Arkadaşlar. Ve buranın da ee, ne gelebilir buraya? 650'den küçük dediği için 0 1 2 3 4 olma durumunu inceleyelim. O zaman da arkadaşlar yüzler basamağına 6 gelebildiğinden bir durum söz konusudur. 6'yı silelim. Onlar basamağına 0 1 2 3 4 rakamlarından biri geleceğinden 5 rakamın 5'i de gelebilir. 5 durum söz konusudur. Mesela burada ne kullandık diyelim? Mesela burada 0'ı kullandık. Geriye arkadaşlar 7 rakamın ikisini kullandığımız için 5 rakam kalır. Buraya 5 yazıyorum. 5 rakamın 5'i gelebilir. 25 durum söz konusudur. İşte arkadaşlar. 30 25 9 sayılarını topladığımızda bize neyi veriyor? 64. 64 tane sayı 450'den büyük, 650'den küçük rakamları farklı 3 basamaklı sayıları veriyor arkadaşlar. Şimdi az önce benim kafam daldı birden. Ben direkt 450'den büyük sayıları hesaplamıştım. O da ayrı bir maddeymiş gibi düşünebilirsiniz. Ama burada 450 ile 650 arasında olan sayıları soruyor. Sadece püf nokta şu arkadaşlar. Burada hesaplarken 450'yi de hesaplıyoruz. Soru 450'den büyük istiyor. Onu çıkarmamız gerekiyor. 1'i çıkardığımızda geriye 9 sayı kalmış oluyor. Bence çok güzel bir soruydu. Burada ne öğrenmiş olduk? Rakamları farklı sıfır kullanıldığında nasıl düşünüyoruz? Şimdi gelelim buradaki sorumuza canlar. 0, 2, 4, 6, 8 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı 2 rakamı aynı olan kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi farklı farklı düşünebiliriz. Uzun yolu da tercih edebiliriz. Kısa yolu da tercih edebiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim mi? Hani iki rakamı aynı olan diyor ya. Biz burada yazılabilecek tüm sayıları bulsak. Bak. Yazılabilecek tüm sayıları bulsak. Bu tüm sayılar içerisinde 3 basamağı 3 basamağı aynı olan sayıları çıkarsak. Sonra rakamları farklı olan sayıları çıkarsak geriye ne kalıyor arkadaşlar? İki basama aynı olan sayılar kalıyor. Şimdi tekrar edelim. Ben burada 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarını kullanarak rakamları farklı olmayan kaç tane 3 basamaklı sayı yazabilirim? Bunu bulacağım. Daha sonra bu 3 basamağı aynı olan sayıları çıkartacağım ve rakamları farklı olan sayıları çıkardığımda sadece rakamların iki tanesi aynı olan doğal sayıları elde ediyor olacağım. Aslında bu bunun en kısa yolu. Böyle uzunmuş gibi oluyor da. Şimdi o zaman başlayalım. 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? Başa 0 gelemez. Buraya gelebilecek sayılar 2, 4, 6, 8'dir. 4 sayıdan 4'ü gelebilir. Şimdi 0 gelebilir. Bakın rakamları farklı değil çözüm şeklimize bakın. Bütün sayılar gelebilir. Bu 5 beş rakamın 5'i de gelebilir. Sonra aynı şekilde binler basamağına bu 5 beş rakamın 5'i de gelebildiği için 100 durum söz konusudur. Biz burada tüm sayıları 100 bulduk arkadaşlar. Şimdi 3 basamağa aynı olan sayıları bulalım. Ne olacak? 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 8, 8. Buradan 4 tane sayı geldiğini görüyoruz rakamları farklı olan sayılar. Yine 3 tane çizgimi çizdim. Başa 0 gelemeyeceği için buraya gelebilecek rakamlar 2 4 6 8'dir. 4 rakamın 4'ü de gelebilir. Mesela ben burada 8'i kullandım diyelim. Artık onlar ve birler basamağına 0 gelebilir. Bakın rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir onu arıyorum. Buraya gelebilecek sayılar 8'i kullandığım için 0 2 4 6'dır. Bu 4 sayıdan 4'ü gelebilir. Mesela ben burada 2'yi kullandım diyelim. Geriye 0, 4, 6 rakamı kalır. Bu 3 üç rakamın 3'ü de buraya gelebilir. Kaç geliyor? 48. 48 durum söz konusudur. Rakamları farklı olmayan tüm sayılardan 3 basama aynı olan ve rakamları farklı olan 3 basamaklı sayıları çıkardığımda A şıkkına ulaşıyorum. 100 eksi 4 eksi 48 ne geliyor? 48. Cevabımız 48. Evet arkadaşlar. Şimdi B'ye bakalım. Şöyle çizelim. Buraya da B diyelim. En az iki rakamı aynı olan kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bu sefer en az iki rakamı aynı istiyorum. Zaten iki basamağı aynı olanı buldum. 48 değil mi arkadaşlar A şıkkında? Şimdi 3 basamağı aynı olan sayıları eklediğimde tüm durumu bulmuş olurum. 3 basamağı aynı olan 4 durum vardı. az önce bulmuştuk. Artı 4 dediğimde cevap 52 gelir arkadaşlar. Yani ne oldu? 2 basamağı aynı olan ve 3 basamağı aynı olan sayıları bulmuş oluyorum. Az önce 2 basamaklı sayı pardon. 2 basamağı aynı olan sayıları 48 tane olduğunu buldum. 3 basamağı aynı olan sayılarında 4 tane olduğunu bulmuştuk. Ve bunları topladım. Cevap 52'dir canlar. Belki bu sorularda ilk defa öğreniyorsan zorlanabilirsin ama üstüne git mutlaka öğrenirsin. Şimdi gelelim buraya. 1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilecek rakamları farklı bütün üç basamaklı sayıların toplamı nedir? Abo. Abo. Bunu nasıl düşüneceğiz? Şimdi arkadaşlar birazcık zihnimizi zorlayalım. Diyor ki rakamları farklı bütün 3 basamaklı sayılar. Mesela arkadaşlar 3 basamaklı sayıyı biz nasıl çözümlüyoruz? A çarpı 100, B çarpı 10, C çarpı 1. Ben buradaki ifadeleri ayrı ayrı topladığımda bu sayıyı elde ediyorum değil mi? Yani ne demek istiyorum? A, B, C eşittir. 100 A artı 10 B artı C. Buradaki basamak değerleriyle topladığımda aynı sayıyı elde ediyorum. O zaman mantık şu. Diyeceğiz ki 3 basamaklı rakamları farklı diyor. Arkadaşlar 1 ile başlayan 1 ile başlayan kaç tane rakamları farklı sayı vardır? Sonra 2 ile başlayan kaç tane rakamları farklı sayı vardır? Gibi düşüneceğiz. Şimdi adım adım gidelim. Adım adım gidiyorum arkadaşlar. Buraya 1 ile başlayan rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir onu bulacağım. Bir durum var. 1'i yazdım. Geriye 5 tane rakam kaldı. 5 beş rakamın 5'i gelebilir. Mesela 3'ü kullandık. Geriye 4 rakam kaldı. 4. Ne oldu? 20 durum söz konusu. 1 ile başlayan 20 tane 3 basamaklı sayımız varmış. O zaman şöyle düşünsene. 1. Böyle 20 tane sayımız var. Bir tanesini çözümlersek 1 çarpı 100 olur. 20 tane bu sayıdan olunca çarpı 20 diyeceğim. Ve böylelikle yüzler basamağı 1 olan sayıların yüzler basamağını toplamış olacağım. Burada cevap ne gelir arkadaşlar? 2000 gelir. Ama hemen atlamayalım. Şöyle mantığını göstermeye çalıştım. Şimdi 2 ile başladığını düşünürsek bir durum söz konusu. Burada 2'yi kullandık bu sefer. Geriye 5 tane rakam kaldı. 5 rakamın beşi de gelebilir. Mesela 3'ü kullandık. 4 rakam kaldı. 4'ü de gelebilir. 20 durum söz konusu. O zaman buradan şu sonucu çıkartırız. Yüzler basamağı 1 olan kaç tane sayı varsa yüzler basamağı 2, 3, 4, 5, 6 olan da o kadar sayı vardır. Burası 1 olan 20 tane sayı var. Burası 2 olan 20 tane sayı var. Burası 3 olan 20 tane sayı var. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum arkadaşlar her birinden 20 tane olduğunu düşünelim bak topluyorum bu 1 2 3 4 5 6'yı normal topluyorum 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 gelir her bir sayıdan da 20 tane olduğu için 21 çarpı 20 diyorum buradaki sayılar yüzler basamağında olduğu için basamak değeriyle çarpıyorum artı umarım anlaşılmıştır arkadaşlar yani bu soru TYT'de de çok soru çözdürebilir. Bu mantığı düşündükten sonra bayağı bir soru çözülebilir. Şimdi diyorum ki mesela bu sefer onlar basamağı bir olsun. Burada bir durum söz konusu. Biri sildik. Geriye 5 rakam kaldı. Rakamları farklı dediğinden 5 beş rakamın 5'i buraya gelebilir. Mesela 6'yı kullandık. Geriye 4 rakam kaldı. 4 rakamın 4'ü buraya gelebilir. Onlar basamağı 1 olan 20 tane sayı varsa onlar basamağı 2 olan da 20 tane sayı var. Onlar basamağı 3 olan da 20 tane sayı var. En son onlar basamağı 6 olan 20 tane sayı var. O zaman yine aynı şekilde böyle yazacağım. 21'i veriyor toplamı. Diyeceğim ki toplamı 21. Bu sayılardan 20 tane olduğu için çarpı 20 diyorum. Ve onlar basamağını hesapladığımız için onlar basamağının basamak değeriyle çarpıyorum. İşte bu. Geldik biller basamağına. Aynısı arkadaşlar. Bu sefer binler basamağının 1 olduğunu düşünelim. Bir durum söz konusu 1'i sildim. Geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamın 5'i gelebilir. 6'yı sildim. Geriye 4 rakam kaldı. 4 rakamın 4'ü gelebilir. 20 durum söz konusu. Binler basamağı 1 olan sayılar 20 tane. Binler basamağı 2 olan sayılar 20 tane. 3 olan sayılar 20 tane. Her bir sayı için 20 tane sayı olduğunu düşünürsek. Yine bu sefer burayı binler basamağında düşünün. Toplama bize 21'i veriyor. Her birinden 20 tane olduğu için çarpı 20 diyorum. Birler basamağında basamak değeri 1 olduğu için çarpı 1 diyorum. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Eğer anlamadıysan lütfen geri sar, tekrar dinle, anlayacaksın. Şimdi her birinde 21 çarpı 20 ortak 111 dediğimde 21 çarpı 20 çarpı 111 geliyor arkadaşlar. Çarpmak istiyorsan çarp. Durum bu. Bakış açımız bu. Uzun uzadıya da çözmeye çalışabilirsin ama gerek yok. Sen direkt bunu öğren yeter. Şimdi geldik dersimizin son sorusuna arkadaşlar. 6 farklı renk bardak üst üste konularak yukarıdaki gibi görselle oluşturulup Vitrininde sunmak isteyen sütçacıyıcı pembe ve yeşil renkli bardakların birbirine temas etmemesi koşuluyla kaç farklı biçimde bir vitrini oluşturabilir. Ne diyor arkadaşlar? Şuraya dikkat edelim. Pembe ve yeşil renkli bardaklar birbiriyle temas etmesin diyor. Mesela bak düşüneceğiz şimdi. Eğer pembe bardağı buraya yerleştireceksen yeşil bunlar olamaz. Yeşil buralara gidecektir. Üç durum söz konusudur. Ya da bak şu anda yorumluyoruz arkadaşlar. Pembe bardak burada olacaksa Yeşil bardak buralara gidemez. Buralara gidebilir. Üç durum söz konusudur. Peki biz bunları böyle ayrı ayrı düşünürsek gözümüzden kaçan durumlar olabilir. O yüzden şöyle diyeceğiz. Yan yana iki tane olabilen kaç durum vardır? Yani arkadaşlar burada altı farklı bardağın sıralanışını bulacağız. Bir de pembe ile yeşilin yan yana olma durumlarını hesaplayacağız. Şimdi bakın 6 farklı renkli bardak buraya kaç farklı şekilde yerleşir? Mesela buraya 6 altı rengin 6'sı da gelebilir. Mesela moru kullandık. Buraya 5 beş rengin 5'i de gelebilir. Sarıyı kullandık. Geriye 4 tane kaldı. Buraya 4 rengin 4'ü de gelebilir. 3, 2, 1 derken tüm durum 6 faktöriyel olacaktır. Bu bize 720'yi verir. İşte bu tüm durumdan Pembe ve yeşil bardakların yan yana olma durumu ya da bitişinde olma durumunu çıkarmamız lazım. Peki pembe ve yeşil bardaklar nasıl bitişik yani temaslı oluyor öyle diyelim. Temaslı oluyor öyle mi diyordu hemen bakalım evet. Birbiriyle temas etme durumlarına bakalım. Mesela bu bardağa baz alıyorsak arkadaşlar. Bakın bir böyle temas edebilir bir böyle temas edebilir. İki tane var. Bu bardağı bitirdik şunu sildik. Eğer bu bardak olacaksa temaslı olabileceği 1, 2, 3 tane durum var. Bu bardağı da sildik. Şimdi kaç tane var onları bulmaya çalışıyorum. Eğer bu olacaksa bitişik böyle temas eden, bitişik diyorum hala, temas eden sayıları bulmaya çalışıyorum. 2 tane durum böyle var. Bu bardağı da bitirdik. Şimdi gelelim bu bardağa. Bu bardakta arkadaşlar bir, bak bu bardak için bir durum söz konusu. Bunu bitirdik. O zaman geriye bir de bu kalıyor. Bir durum söz konusu. Bunu da bitirdik. Yani arkadaşlar ikili böyle temas eden ikili kaç tane durum var? Onu buldum. 5 artı 4'ten 9 durum var. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar etsem mi acaba? Bakın dedim ki arkadaşlarım ben bu bardağa alıyorum. Bu bardakla bitişik olan kaç durum var? 1 2. Onu yazdım. Sonra bu bardağı bitirdim. Dedim ki bu bardakla bitişik olan şu bardaktan farklı kaç tane ikili var? 1 2 3. Onu yazdım. Sonra dedim ki bu bardağın işini de bitirdik. Geldik bu bardağa. Bu bardakla bitişik olan kaç tane var? Diğer bardaklardan farklı olan 2. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. Bu bardakla şu yukarıdaki 3 bardaktan farklı olan kaç tane temaslı var? 1. Bunu da sildik. Ve diyorum ki bu bardakla temaslı olan şu 4 bardağın dışında bir durum var. İşte 9 tane temaslı durum var arkadaşlar. Mesela ben bunları şöyle düşünürsem. Bunlar böyle temaslı olsun. Bu pembe bu yeşil olabilir. Yeşil pembe olabilir. Bir de kendi aralarında iki farklı şekilde sıralanabiliyor. O zaman bu iki farklı durum burada da geçerli. Burada da burada da burada da burada da, burada da geçerli. Her bir durumda iki durum söz konusuysa o zaman 9 durum için ne olur? 9 çarpı 2'den 18 durum söz konusu olur arkadaşlar. Şimdi ben burada 18 durum diye 2 bardağı hesapladım. Onun dışında arkadaşlar mesela şurası pembe, burası yeşil olursa geriye 4 tane bardak kalıyor. Bu 4 bardak 4 farklı renk buraya yerleşecek. Orada da 4 faktoryel'lik söz konusu. Şimdi toparlıyorum. Bardakların e, hiçbir durum gözükmez e, gözükmeksizin buradaki 6 bardağı bu şekilde sıralama yapıldığında cümlemi toparlayamadım. Toparlayamadım. Şöyle diyeyim arkadaşlar. 6 farklı renkteki bardak. Bu şekilde kaç farklı şekilde sıralanabilir dedik? 720 şekilde. Şimdi bu 720 içinden pembe ile yeşilin temas ettiği durumları çıkartıyorum. 9 tane temaslı durum var dedik. Her bir durumda iki tane durum var dedik. O zaman 9 çarpı 2'den 18 olur. Geriye kalan 4 bardakta da 4 farklı renk, 4 farklı, 4 faktöriyel şekilde sıralanır dedik. Burada da arkadaşlar 4 faktöriyel çarpı 18 durum olur. Yani bulduğum bu durum pembe ile yeşilin temaslı olduğu durumdur. Tüm durumda temaslı olduğu durumu çıkartıyorum arkadaşlar. Artık sonucu bulmayacağım onlara doğru biraz yoruldum Zaten dilimde Kaydı gibi Neyse bakalım Diyeceklerimiz bu kadar Evet dersimizin ağır olacağını sizlere söylemiştim canlı yayında arkadaşlar Kolay olmayacak Sancılı bir döneme giriyoruz ee, Güzel sorular çözdük mesela buradaki sorular Gerçekten çok güzel sorulardı Umarım anlaşılmıştır Şimdi senin görevin ne olmalı bence Çözdüğümüz soruları bir tekrar etmenizi istiyorum kendiniz zor, beyninizi zorlayarak çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Ancak bu şekilde en etkili bir çalışmayı elde edebiliriz. Evet dediğim gibi çalışmamızın pdf'lerine açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen sizden rica ediyorum mutlaka çözdüğümüz soruları tekrar çözün. Test çözümünde görüşürüz arkadaşlar.